Sevgili izleyenler, Türkiye'nin bereketi, bereket ve bereket hayvancılık TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Okan Potuk. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Efendim sizlere her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılık gündeminin öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Etiketlerde yeni bir dönem başlıyor. Artık Türkiye'de üretilen ürünlerde yerli üretim logosu yer alacak. Yerli üretim logosu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla tanıtıldı. Detaylar haberimizde. Etiketlerde yeni bir dönem başlıyor. Artık yeni ürünlerin etiketlerinin üzerinde yerli üretim logosu yer alacak. Yapılan değişiklikle birlikte yerli ürün kullanımının teşvik edilmesi ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amaçlanıyor. Yerli ürünlerin etiketlerinde yer alacak olan yerli üretim logosu ise Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda tanıtıldı. Böylece vatandaşlarımız etiketlerden burada üreten, bu ülkeye yatırım yapan, bu ülkede istihdam sağlayan çalışkan insanımızın ürettikleri ürünlerin ayrımını yapabilecekler. Yerli üretimimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmak vatandaşımıza bu ülkede üretilmiş ürünleri gösterecek yerli üretim logomuzun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü biz yerliyiz. Üreti, yerli üretim bizim zenginliğimiz, mirasımız, gücümüz, çocuklarımızın mutlu geleceği. Kendi ürünlerini tüketmeden, kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin e, zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı ve geçici bir süre olacaktır. Burada bir noktayı da altını çizmek istiyorum. Bu ülkede yatırım yapan, Türkiye'de istihdam yaratan, bize inanan, bizimle beraber e, ürünlerini burada üreten yabancı firmaların ürünleri de Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onların da aynı yerli üretim logosu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Efendim döviz kurlarındaki dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerin fiyat artışları yaptığı yönündeki şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı sıkı bir denetleme sürecine girdi. Konuya ilişkin Ticaret Bakanı Ruslar, Ruslar Pekcan'dan bir açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı, döviz kurlarındaki dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerin çeşitli ürünlerde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı sıkı bir denetleme sürecine girmişti. Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri neticesinde bazı ürünlerde normalin üzerinde fiyat artışları, bazılarında ise gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı tespit edilirken, Bakanlık bu firmalar hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı. Yerli üretim logosu tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yapılan denetimler hakkında bilgi verdi. Bunlarla ilgili şi şikayetleri anında değerlendirip denetimlerimizi yaptık, tespitlerimizi yaptık. Ee, bu firmaların savunmalarını istedik ve gerekli cezaları da kendilerine kesiyoruz ve bu konuda da hiçbir e, tolerans göstermeyeceğiz. Göstermeye de niyetimiz yok. Şimdi bu denetimlerde 2499 firmada e, 41821 ürün denetlendi dün itibariyle. Ve 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik. Ayrıca 680 ürününde e, fiyat etikinde etiketine mevzuata aykırılık bulundu. Bunlarda gramajda oynamalar falan. E, bunlarla ilgili de her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz ölçüsüne devam ediyoruz. Bunun dışında ayrıca stokçularla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber e, stok kontrolleri üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Onlara da anında cezalarını kesiyoruz. Efendim Toprak Mahsulleri Ofisi 252 bin ton buğday alımı için uluslararası alım ihalesi açtı. Detaylar haberimizde. ticaret kaynakları Türk lirasında değer kaybı nedeniyle Türk buğdayının ihraç piyasalarında gözde bir ürün haline geldiğini, bu nedenle de iç piyasada arzın azaldığını ve fiyatların yükseldiğini bildirdi. Durum böyle olunca Toprak Mahsulleri Ofisi duruma müdahale etmiş ve buğday satışı yapacağını bildirmişti. Edinilen bilgiye göre Toprak Mahsulleri Ofisi 252 bin ton buğday alımı için uluslararası alım ihalesi açtı edinilen bilgiye göre Toprak Mahsulleri Ofisi'nin her biri 6 bin ton büyüklüğünde olmak üzere 42 ayrı ihale açtığı öğrenildi. Ayrıca buğday alım ihale başvuruları 25 Eylül'e kadar yapılacak ve açılan ihalelerde kırmızı ekmeklik buğday alınacak. Sevgili izleyenler, 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırma sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre tarım kesiminde üreticilerin gelirlerinin düştüğü ortaya koyuldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarını açıkladı. Açıklanan araştırma raporuna göre göreli yoksulluğun gerilediğini ortaya koyulurken tarım sektöründe ise üreticilerin yoksullaştığı gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Araştırma raporuna göre tarım kesiminde üreticilerin geçen yıl daha az gelir elde ettiği ortaya koyuldu. Hane halkı fertlerinin esas işlerinden elde ettikleri yıllık ortalama gelir Diğer tüm iş kollarında artarken üreticilerin elde ettiği gelirse geriledi. Yıllık ortalama gelirler sanayide 24616 liradan 29292 liraya, inşaatta 21720 liradan 24951 liraya, hizmet sektöründe ise 26852 liradan 30407 liraya çıktı. Buna karşılık tarım sektöründe üreticilerin yıllık ortalama geliri 17375 liradan 16.996 liraya geriledi. Efendim Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, şarbon hastalığına karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına şarbonu anlama kılavuzu hazırladı. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, şarbona karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına şarbonu anlama kılavuzu hazırladı. El broşürü şeklinde hazırlanan kılavuzun Türkiye genelinde dağıtımı yapılacak. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, şarbon hastalığının Türkiye'de yeni karşılaşılan bir hastalık olmadığına dikkat çekerek son dönemde karşılaşılan şarbon vakalarının farklı boyutlara taşındığını belirtti. Gerçek vakaların dışında halkın arasında dolaşan iddialarınsa hayvancılığa zarar verecek boyutlara ulaştığını vurguladı. Bastırılan el broşürlerinde görsel anlatımlarla halkın şarbon hastalığı ile ilgili kafasındaki sorulara cevaplar verilirken el broşüründe şarbon nedir, ne yapmalı sorularının yanında insan sağlığı için kırmızı et tüketiminin önemine işaret ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcı, Yardımcısı Yunus Emre dövizlerdeki artış fındık fiyatlarına yansımıyor açıklamasında bulundu. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre fındık üreticilerinin sorunlarından bahsederek dövizdeki artışın fındık fiyatlarına yansımadığını ifade etti. Tabii Ordu dendiği zaman e, akla gelen başlıca ürün e, malum fındık. Ve burada çok yoğun e, şikayetlerin olduğu e, Türkiye için çok acı bir manzara bu. Bütün girdi maliyetleri artıyor. Birçok sektörde zaten böyle. Ve fındık için başka insanları çalıştıran yurttaşlarımızın o çalıştırma maliyetleri de artıyor. Gübre maliyetli, bütün maliyetler artıyor. Ve fındık gerçekten uluslararası piyasalarda da talep gören ürünümüz. Çok kıymetli bir ürünümüz. Ancak bu dolardaki artış, kurdaki artış fındık üreticilerini tatmin eden bir düzeyde fındık fiyatlarına yansımayacağı anlaşılıyor. Üreticinin çok ciddi şikayetleri var. Hayvancılık sektörüyle ilgili dünya çapındaki önemli fuarlardan olan Somet Hayvancılık Fuarı bu yıl 3 Ekim tarihinde kapılarını açıyor. Fuarın onur konu ise bu yıl Türkiye. Bu büyük ve önemli fuarın medya sponsoru da Bereket Medya Grubu. Hayvancılık ürünleriyle ilgili dünya çapındaki en büyük fuarlar arasında referans olarak yer alan Somedölövaş la Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. 3, 4, 5 Ekim 2018 tarihlerinde 27.'si düzenlenecek olan bu önemli fuarın onur konuğu ise Türkiye olacak. İki ülkenin tarımdan sorumlu bakanlıklarının bir araya geleceği etkinlikte tarım iş toplantısı düzenlenerek sektör temsilcileri de buluşturulmuş olacak. Peki bu yıl katılımcılar fuarda nelerle karşılaşacak? Program kapsamında hayvan yarışmaları, ırk tanıtımları, teknik yenilikler, iş görüşmeleri, mesleki animasyonlar ve tarımla ilgili güncel konular üzerinde konferanslar düzenlenecek. 2017 yılında 95 bin ziyaretçi ağırlayan fuarın bu yıl 100 bin sınırını aşacağı tahmin ediliyor. Efendim, kaçak elektrikle sulanan tarım alanlarının belirlenmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sayesinde kaçak elektrikle sulanan alanlar ile sulanmayan alanların tespiti gerçekleştirilmiş olacak. Kaçak elektrikle sulanan tarım alanlarının belirlenmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışma Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutoğlu ve Çukurova Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Ali İhsan Şekertekin tarafından hayata geçirildi. Çalışmada farklı zamanlarda alınan uydu görüntüleri ve görüntü işleme teknikleri kullanılırken, projedeki farklı zamanlara ait görüntülerde bulunan renk ayrışmaları, kaçak elektrikle sulanan alanlarla sulanmayan alanların tespitine imkan tanıyor. Profesör Doktor Şenol Hakan Kutoğlu elektrik dağıtım şirketlerinin en önemli sorunlarından birinin kayıp kaçak elektrik olduğunu ifade ederek, bu çalışmanın esası, zemindeki bitkilerin gelişimi ve su içeriklerinin izlenmesine bağlı olarak suanmış alanların tespit olduğunu söyledi. Sevgili izleyenler, bu haberle birlikte tarım bülteninde sonuna geldik. Bir sonraki bültende tekrar bu ekranlarda görüşmek üzere. Gününüz bereketli olsun. Hoşçakalın.